bağlar kıymetli dostlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar ve muhabbetler dileyerek yağmurlu ve bereketli bir Ankara'dan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün yine terapi tadında bir program sizleri bekliyor. Sorun değil de çocuğa dokunacağız. Çocuğa dokunurken annelere, babalara dokunacağız elbette. Belki yeri gelecek eğitimcilere de değineceğiz. Zira bugün oyun çocuk için ne anlam ifade ediyor? Çocuk oyunun hayatında ne gibi bir işleve sahip? oyunla çocuk ne yaşıyor, ne söylüyor, ne yansıtıyor? Bunları detaylandıracağız bugün. Ve bazen hani çocuğunuz oyun oynamak istediğinde sizinle bazı anneler çok güzel eşlik ederken hatta kendisi bile can atarken bazı annelerimiz ya da babalarımız diyelim ebeveyn bazında konuşalım oyun oynamaktan sıkılıyorlar. 5 dakika bir oynuyorlar, kaçı veriyorlar. çocuklar bu konuda annelere babalara baskı yaptığında anne babalar da bundan müzdarip olduklarını söyleyebiliyorlar. Aslında çocukla çocuk bu çağrı ile ne demek istiyor? Biraz anne babalara da bizler tercüman olalım niyetiyle bugün buradayız. Bu konuyla ilgili yani çocuğun hayatına oyun ve oyun terapisi ne demek? Bunun kapsamlı bir şekilde detaylandıracağız. Sizler bize bu konuyla ilgili sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Et sorun değil TV, Instagram hesaplarındayız belki çocuğunuzun oyun kurmakta zorlandığını fark ediyorsunuz. Oyunu sürdürmekte ya da toplu oyunlara katılmakta zorlandığını bile fark ediyor olabilirsiniz. Benim aklıma sizin yerinize bir sürü soru geliyor. Çünkü zaten hali hazırda bizlerle paylaşıyorsunuz bunları ama bugün canlı yayına gelin sizler de katılın. Bu sorunları birlikte konuşalım ve bize bu konularda eşlik edecek uzmanımız bugün buradalar. Uzman psikologumuz Hilal Ramazan Hanım sizlerle. Hoş geldiniz Hilal Hanım. Hoş bulduk Tuba Hanım. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Bizler de iyiyiz. Elhamdülillah diyelim. Ve aslında hepimizin dilinde olan oyun. Oyun kavramı, oyun kelimesi. Ama psikoloji literatüründe bir uzman ağzıyla oyun ne demek? Neler neleri kapsıyor oyun? Ee, buradan başlayalım sonra işlevine gireceğiz. Görevi ne oyunu? Oyun yani kim icat etmiş bu oyunu? Hani ilk insanın bebekliğini bilmiyoruz ama çocukluk döneminde oyun çünkü çocuğa hani çocuğun içgüdüsel olarak bunu yaptığını görebiliyoruz. Sizden dinleyelim mi? buyurun. Öncelikle oyun ne demek? Oradan başlamamız gerekiyor. Bu arada biraz rahatsızım. Eğer sesim kötü gelirse kusura bakmayın inşallah. Soralım sevgili izleyenler. <laughs> bizlere yazın Instagram'dan. Konuğumuz bugün biraz rahatsız. <laughs> Sağlık problemlerine rağmen bu konuda bize eşlik etti. Sağ olsun, geçmiş olsun dileklerimizle ağırlıyoruz onu. Bizim izleyenimiz çok böyle izleyenlerimiz gönlü yüce insanlardan oluşuyor çok şükür ki. Onlar burada dinlerken bizi bir şeyler öğrenme meramındalar. Hiçbir zaman açık aradıklarını, kusur aradıklarını hiç düşünmedim. Öyle de olmadı. İyi ki varlar diyorum. O yüzden gönlünüzü ferah tutun buyurun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Öncelikle oyun ne demek? Ona bir bakmak gerekiyor dediğiniz gibi. Oyun aslında eğlence amaçlı yapılan her şey diyebiliriz. Oyunun böyle zıt bir kavramını ele alacak olursak zihnimizde biraz daha böyle netleşir hem yetişkinler olarak. Oyunun tam zıt kavramını iş olarak düşünebiliriz. İşte ne vardır? Belli bir zorunluluk vardır oyunda. Herhangi hiçbir zorunluluk yoktur. Oyunun bir amacı yoktur ama işte bir amacımız vardır. Bir bir hedefe ulaşırız. Bir yani onu bitirdiğimiz zaman bir şey ortaya çıkıp ulaşmak istediğimiz bir nokta vardır. Ama oyun sadece eğlenmek, gülmek, keyifli vakit geçirmek için Yapılan her iş aslında oyundur. Oyun bizim zaman hani biz yetişkinler de oyun oynarız aslında. Oturup bir arkadaşımızla kahve içmek belki bizim için bazen oyun. Dü yani düğünlere gidiyoruz orada bakıyoruz herkes fiziksel, fiziksel oyunda halay çekiyor, göbek atıyor. Hani onlar aslında yetişkin formunda bir oyun. E, halı saha maçları var. E, ondan sonra futbol oynuyor biliyoruz, basketbol, ip atlamak. Yani bunu böyle çok eski babalarımızın, dedelerimizin e, halk... E, ...kıraathanelerinde evet. oynadıkları <laughs> oyunlar geliyor aklıma. Tavla, i̇şte tavla evet. vesaire geleneksel. Hı -hı. Evet. Oyun hani bizim işte. yetişkinlik hayatımızda da oyun Hı. formu var aslında ama biraz daha şekil değiştiriyor. İşte ergenliğe doğru biraz kutu oyunları, biraz böyle e, etkileşimli daha grup oyunları, iken küçük yaşlarda oyuncakla e, böyle daha, daha serbest Daha oyun. serbest, daha hayal gücüne dayalı, daha bedene biraz daha dayalı oyunlar oluyor. Dediğim gibi oyuna hani eğlenme amacıyla yapılan her şey biz oyun niyetiyle alabiliriz. Hani zıt kavramı da iş kavramıyla birlikte düşünürsek daha net anlaşılıyor. Mecburiyetlerin Hı -hı. ve sorumlulukların olmadığı, evet. insanlara rahatlık ve gevşeme sağlayan, Hı -hı. stresi uzaklaştıran hı hı. bir etkinlik gibi. Etkinlik evet. diyoruz ya hı hı. ama günümüzdeki etkinliklerin hep bir amacı. prosedürü var, bir amacı hı hı. hani bir böyle sınırlamaları var, evet. sınırları var. Ama bizim bahsettiğimiz oyunda bir sınır yok. Hayal gücünün hı hı. sınırı yok. Yani bir çocuk şurada masada, burada bir çocuğumuz olsa, siz çocuğunuzu getirseniz, ben çocuğumu getirsem acaba ne yapar? Bunu alır tahmin ediyorum. Hemen direksiyon yapar hı hı. onu bundan. Bir tane e, kağıt araba yapar. Hemen bir şeyleri yırtıp çoğaltabilir vesaire. Yani burada oyuna çevirmek dediğimiz bir evet. şey var. Aslında biz yetişkinlerin çocuklardan öğreneceği bir en temel şey. Kendilerini iyi hissedebilme becerileri var çocukların. Evet. Ben buna çok hayret ediyorum. Ben de hani e, bu kadar zamandır bu alanın içindeyim ama ne zaman ki bir çocukla yaşamaya başladım, yakın temasım oldu. O zaman anladım. Bizler hayatın zorlu zamanlarını biraz da olsa oyuna çevirme becerisine sahip olmamız gerekiyor. Buna biz ne diyoruz? Mizah anlayışı olması çok önemli değil mi yetişkinlerde? Ama evet. çocuk zaten o mizah anlayışlı, eğlenceli değil. Hiç eğlenmedim, çok eğlendim gibi geri bildirimlerinden anlayabiliyoruz öyle değil mi? Oyuna çevirmeleri onların aslında o e, becerilerinin Doğuştan getirdikleri olduğunu o zaman biz de doğuştan getirmiştik ama ne kaybediyor bunu ilerleyen dakikalarda konuşalım. Evet. Ne oluyor da bir insan sıkıcı hale gelebiliyor ve hayattan çok çabuk sıkılabiliyor, yaptığı her şeyden sıkılabiliyor. Yani arkadaşlarımla kafede oturup muhabbet etmekten bile keyif almıyorum. Evet. dediği noktalar gelebiliyor. Çok da güzel oyuna girdik. Biraz işlevinden bahsedelim mi? Ne yapıyor oyun çocuğa? Belki yaş aralıklarına <laughs> göre söylersek daha mı iyi olur? Çünkü farklı işlevleri vardır muhakkak. Hı hı. Ya da oyun şeklinin vardır. Serbest oyunun, evet. evciliğin ya da siz biraz oyuncaklara gireceksiniz. Bu oyuncaklar neyi temsil ediyor? Bunlara da, da girelim oyun terapisinde değil mi ilerleyen zamanlarda? Şunun ayrımını yaparak başlamak istiyorum. Etkinlik oyun değil Tuğba Hani biraz önce dediniz ya hani etkinlikle oyun kavramını çok karıştırıyor bebeğinler Ve danışanlarımdan da gördüğüm işte biz bir sürü etkinlik yapıyoruz onlarla. işte kağıt kesiyoruz, boyama yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Orada bir amaca hizmet etmek için belki boyamasını iyi yapmak, belki sayıları öğrenmesi, belki kavramları öğrenmesi. Hep bir amaç var orada. Hani bu oyundan çok ayrı bir şey. Ve günümüzde bu annelerde çok büyük bir yük de bindiriyor. Hani sürekli etkinlik yapmam gerekiyor, çocuğumun gelişimini desteklemek. Oyun daha kolay aslında. Evet gerekiyor yani, bir gibi bir noktadan. Ee, ama bu ikisinin ayrı kavramları olduğunu zihinlerinde bir oturtusunlar istiyorum. O da tabii ki de kıymetli. Ama çok yapılması gerekiyor mu? Ya benim benim de oğlum var. Şu an işte 3 yaşına yaklaştı. Ya kaç kere bir etkinlik yaptım derseniz yani Vespe'nin 10 parmağını yani 5 parmağını geçmez belki. Hani gerçekten hani orada bu dönemde biraz oradan uzak durmak kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi oyunun işlevine baktığımız zaman Tuğba Hanım, e, oyunun dört tane temel işlevi var. Mutlaka yaş dönemlerine göre de değiniriz ama bütün yaş dönemlerinde kapsayan dört temel işleve sahip Hı. oyun. O temel işlevleri bir detaylandı. Oyun çocuğun gelişimini destekler. Nasıl? Nasıl destekler? Şimdi bir küçük bir oyundan örnek vererek başlamak <laughs> istiyorum. Mesela bir çocuk ip atlıyor arkadaşlarıyla grup oyununda ip atlama oyunu. Şimdi ip atlarken fiziksel gelişimi destekleniyor. Ne yapıyor? Hopluyor, zıplıyor, koşuyor. Senkronize bir şekilde ipi sallaması gerekiyor. Dikkat dikkatini o senkronizasyonu ıı, takip ederek ıı, nerede gireceğim, hangi anda hangi ayağımı atmam lazım? Hızlı mı yavaş mı sallamam lazım? Bütün hepsi kompleks bir şekilde dikkat becerisini, beden becerisini, aynı zamanda arka planda çok büyük bir matematik var. Hangi anda, hangi saniyede atlayacağım aslında zihinsel bir hesaplama yapıyor çocuk. E, matematik becerisini, bilişsel gelişimini dediğiniz gibi dikkat becerisini destekliyor. Fizikseli ele aldık, bilişseli destekliyor dedik. Ne yapıyor? Bir grubun içerisinde bu oyunu oynuyor. Aynen. Ait oluyor. Sosyal normları öğreniyor. Sosyal ortamda nasıl davranacağını kurallara uymayı öğreniyor. Bazen mızıkçılık yapıyor. Mızıkçılık yaptığında nasıl bunu çözüldüğünü küsüp gidiyor. Arkadaşları geliyor onu barıştırmaya çalışıyor. Veya barıştırmıyor. Orada onu deneyimliyor. Sosyal becerileri de gelişiyor. E bakıyoruz orada bazen yeniyor bazen yeniliyor. Yenmenin tadını, yenilmenin tadını alıyor. Sonra arkadaş üzüldüğü zaman onu teskin etmeyi deneyimliyor. Ya da o yenilince geliyor arkadaşı bir sırtını sıvazlıyor. Orada teskin edilmeyi, o acısını birlikte paylaşabilmeyi deneyimliyor. Baktığımız zaman aslında şu an yapılandırarak bizim sunduğumuz birçok şeyi bir ip atlama oyununda bile çocuk deneyimliyor çok kıymetli bir şekilde. Ve biz şu an oyun ihtiyacı çocukların yeteri kadar karşılanmadığı için işte modernleşmeyle birlikte şehirler Sihirleşme birlikte okul saatlerinin uzamasıyla birlikte böyle daha küçük çekirdek aileye dönmekle birlikte çocukların oyun ihtiyacı yeteri kadar karşılanmıyor. E ne yapıyoruz biz bunu anaokullarında, ilkokullarda işte değerler eğitimi, duygu eğitimi hani hepsini bir eğitim çatısı altında vermeye çalışıyoruz. Aslında çocukları özgür bir şekilde bırakırsak bütün bu gelişim alanları destekleniyor. Çocuk çocuktan öğrenir zaten. Bizim ona verdiğimiz bir şeyi çocuk belki... Çok daha hızlı bir şekilde beş şey olarak verecek oraya. Burası çok kıymetli. Hı hı. İkinci nokta. Oyun yani eğitim aracıdır aslında çocuk için. Çocuklar bir şeyi oyunlaştırarak daha hızlı, kolay ve özümseyerek ve burada çok önemli nokta deneyimleyerek öğrenirler ve deneyimleyerek öğrendiğimiz her şey bizde daha kalıcı ve daha sağlam bir noktada olur. Yani örnek vereyim. Biri bize bir yemeğin tarifini verse o aklımızda kalmaz ama o yemeği biz yaparsak bir dahakine o yemeği daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Aynı bu da bir şekilde. Çocuk oyun oynadığı zaman öğreteceğimiz şeyleri daha hızlı, kolay bir şekilde. örneğin yani ritmik saymayı mı öğrenecek bir çocuk? Ee, Oyunlu eşliğinde bunu öğretirsek, renkleri oyunlaştırarak öğretirsek ya yani ben oğlumla şu an işte renkleri karıştırmakta çok zorlanıyor. Ha böyle böyle çok böyle şey yeni yeni o dönem öğrenme döneminde biraz da karıştırıyor oraları. Oyunlaştırıyorum. İşte hani, Ne yapıyorsunuz? Bir anne, psikoloji? Bir anne olarak belki 3 yaş, 2 2,5, 3 yaş arası bebeği olanlar bebek diyorum benim için hepsi bebek. Evet. Ee, işte böyle çocuğunuz varsa bakalım bir uzman anne neler yapıyormuş. Şimdi tabi e, tabii biz uzman annelerden hep öğrenmeyi de seviyoruz ya kinayeli yapı yapabilirim Burada uzman anne var. Şimdi bu uzman anne diyecek ki ben çocuğuma bunu yapıyorum. Ama siz diyeceksiniz ki belki ben yaptım hiç olmadı. Niye de olmadı? Değil mi? Oraya da biraz girelim. Şimdi kendi çocuğuna has ona münhasır bir şekilde yaklaşımla e, o yaptığı eylemi yapabiliriz, e, yapmayı yapmayalım. Tavsiyesini alalım ama kendi çocuğumuzla olan ilişkimizi evet. kendimize has yapalım. Hı hı. Doğru konuştum umarım yani. Biraz böyle dalgınlık var kafamda. Şey bir mihenk taşı olsun burası. Hı hı. Siz de buna göre şekillendirin aslında lütfen bu, bu konuda hı. bir ipucu verin mesela. Ya mesela işte renkleri karıştırıyor hani belki çok da bilmesine gerek yok bu yaşta ama ufak ufak hani böyle akranlarının öğrendiği dönemde ben de ne yapıyorum? İşte elime sarı bir renk alıyorum. Hadi gel diyorum biz bir dedektif olalım sarı avına çıkalım diyorum. Odanın içerisinde, evin içerisinde sarı avına çıkıyoruz dedektif olarak. Hani en basitinden ne yaptım aslında? Dikkatini sadece sarı rengi odaklamasını, ee, sonrasında birlikte hem keyifli bir vakit geçirmek, ee, bazen ben böyle gidip işte yeşili gösteriyorum sarı diye, hani orada biraz gülmek, anne sen karıştırdın diye biraz kahkaha atmak, hani mizacı ondan sonra gülmeyi eğlenceyi içine katarak aslında öğretmek istediğimiz şeyi al bu sarı renk bunu öğreneceksin demek. Bir Çok soyut bir soyut, şeyi evet e, somut dönemde olan çocuğa öğretiyoruz Hı -hı. oyun. Bunlarda aslında somutlaştırma var. Evet. Sanırım oyunun en temel görevi e duyguları, düşünceleri, hayal gücünü somutlaştırmak, Hı -hı. nesneleştirmek zaten çocukta onu görmesi çok Hı -hı. önemli. Ee, tabii biz bunu yaparken soyut döneme geçişte şunu da dikkat edelim değil mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bazen de soyut e, hani 5'ten 6'dan sonra yavaş yavaş soyut Hı -hı. kavramları da aşinalık kazanıyor. İlk sordukları soru Allah nerede? Evet. Bizi görüyor mu? Biz görebiliyor muyuz? Neye benziyor gibi. Belki inanç bağlamında sorabiliyor ya da melek kelimesinden Hı -hı. yola çıkabiliyor. Ee, o dönemlerde hayal gücünü kurabilmeyi hani bir hadi bir gün bir denizci anlandıralım. Denizin içinde ne olsun? Yani hayal kurmayı öğretebilmek evet. belki ama günün değerlendirmelerini yaptığımızda bence bu çok güzel oturuyor. Bazen anneler bu nasıl yapacağız? Yapamıyor diyor. Eğer ki çocuğunuzla her gece günü değerlendiren bir sohbet Hı -hı. yaptığınızda geçmişte ya evet. anımsıyor, hayal ediyor tekrar ve somut olanı getiriyor, soyut bir şekilde anlatıyor. Hı -hı. Dolayısıyla bu zemini oluşturuyor hayal kurmanın. Evet. değil Evet mi? ben evet. öyle düşünüyorum. Günü düşünmek bir nevi zihin mekanizmasını evet. çalıştırmak aslında. Yani o anı kutucuklarından tabiriyle oraları çıkartmak, Açmak tekrar yani. böyle üzerinden geçmek. O çok güzel bağlantıda kurmasını Hı. sağlıyor çocukların. Ve ben en çok bu uykuya geçiş anındaki yapılan sohbetler, muhabbetler çok kıymetli, çok kıymetli olduğunu evet. düşünüyorum. Ee, dediğiniz gibi somutlaştırmayı sağlıyor ki... Burada da diyeceğim şeylerden birisi üçüncü madde oyun için çocukların işlevinden. Oyun çocukların или O yüzden aslında somut bir hale getiriyor. Şimdi bizim beynimiz gelişmeye devam eden bir organ. Hani ömrümüz boyunca gelişecek. Ama çocuklarda baktığımızda çocuklar dil hani dil becerisini tam oturttukları yaş dönemi böyle artık anaokulu bitmiş, ilkokula başladıkları dönemde tam olarak oturuyor dil becerileri. Ve kendilerini kelimelerle ifade edebilme becerisi ergenlik dönemiyle birlikte daha net başlıyor. Hatta bazı insanlar biz bile bazen ne yaşadığımızı, hangi duyguda olduğumuzu, ne düşündüğümüzü ayırmakta, anımsamakta, ifade etmekte özellikle gergin ortamlardaysa ve zor duygularsa çok zorluk yaşıyoruz. Bu benzer zorlukları çocuklar da yaşıyorlar. Örnek veriyorum ev içerisinde bir kriz durumu var. Anne babası sürekli tartışıyor ve çocuk bir anda bakıyoruz ki alt satmaya başlamış. Çocuğa soruyor genellikle ebeveynler niye altına kaçırıyorsun? Kaçırmıyordun ya da tırnak yiyor. Neden tırnaklarını yiyorsun? Or hani gibi bir, bir şeyle yaklaştıklarında çocuk şunu diyemiyor. Ya anne baba siz işte kavga ediyorsunuz ben korkuyorum da tırnaklarımı yemeye başladım, altı ıslatmaya başladım diyemiyor. Bir hani diyebileceği bir bilişte değil. Hani o beceriye sahip hem değil. Hem bilişte hem de dil becerisine evet, sahip değil. değil. değil e ne yapıyor o zaman? Biz onu nereden çıkartacağız? Nereden fark edeceğiz bunu? Oyun burayı fark etmeyi, burayı anlamlandırmayı, burayı ifade edebilmeyi sağlayan çok kıymetli araçlardan birisi. Ee, çok sevdiğim bir söz var hani oyun çocuğun dilidir, oyuncaklarda kelimeleridir. Aslında çok hani e, Burayı özetleyen bir şey kendilerini ifade etme noktası orası. Mesela anne ve babalar o birlikte çocukla oyun oynarken kendi ebeveynliklerini görürler. Nasıl davrandıklarını. Eğer aralarında bir kriz varsa çocukla oyun oynayarak o krizin çözülmesi sağlanabilir. İlişki yeniden onarılıp güçlendirilebilir. Ee, bu yüzden hani bir çocukta yaşanan bir şeyi gözlemlemek istiyorsak ha tabii ki de bunu ebeveynlerin illa anlamasına gerek yok. Hani burada çünkü terapist kimliğine bürünmeye çalışıyorlar. Buraya da girmelerini istemem. Anlamanıza gerek yok. Sadece oyun oynayın. O zaten ona iyi gelecektir diye kısaca burayı özetleyebilirim. <laughs> Dördüncü işlevi de Tuğba Hanım zaten terapist olarak bizim oyunu kullanmamızın temel şeyi oyun iyileştiriyor. Oyun çocukların iyileşmesini, kendilerini ifade aracı olduğu için kelimeyle dışarı çıkartıp iyileşme mekanizması olarak dünyaya geliyor ve hani Allah bu dünyaya gelirken çocukların hani tabiri caizse hanelerine üç tane iyileştirici mekanizma koymuş. Biri oyun, çok temel bir ihtiyaç. Hatta anne karnından itibaren çocuk parmağını emerek, anneye vurarak, anneden tepki reaksiyon olarak oyun oynamaya başlıyor. Başladım. İkincisi ağlamak. Ağlamak da çok temel iyileştirici, onarıcı mekanizmalardan birisi. Üçüncüsü de hareket bu içini sağladığı zaman çocuk zaten çok güzel bir şekilde iyileşiyor. Şu dönemde oyun terapisi de biraz bu iyileşme halini hani oyun terapisi hani ülkemizde 2010 yılından beri daha aktif bir şekilde var. Belki dünya genelinde 90'lar civarında hani ufak ufak artık daha aktif bir şekilde kullanılmaya başlamış. E, önceki nesil hep problemli, hep sorunlu, hep sağlıksız mıydı? de bir şekilde iyileşiyorlardı. Bir şekilde yaşadıkları zorluklar belki bizden daha fazla zorluk yaşıyorlardı. Bu dönemin çocuklarına göre ama ne vardı? Sokak vardı. Evin içerisinde kalmıyordu bu çocuklar. Çıkıyordu. Akranlarıyla sabahtan akşama kadar oyunları oynuyordu. Bu kadar etkinlik, kurs, okul saatleri uzun değildi. Ödevler bu kadar yoğun değildi. Sürekli çocuğa bir şey öğretme telaşı yoktu. Ekran bu kadar hayatlarında değildi. Saltıyordu kendi duygularını, düşüncelerini. Annesiyle kavga Ediyordu. Çıkıyordu bir dışarıda koşturup eğlenip oynuyordu veya evde problem var tamam dışarıda bak bir şekilde orayı rahatlatıp başka kuvvetler bularak iyileştirebiliyordu. Şimdi onlar azaldığı için biz biraz daha gündemdeyiz terapistler daha olarak. Daha e, profesyonel anlamda çocuk oyun terapilerini daha çok görev düşüyor. Belki ilerleyen evet. zamanlarda hangi durumlarda iyileştirici etki e, sağlıyor bunları detaylandıracağız efendim. Bir hatırlatma yine Edson değil TV Instagram hesaplarındayız bizler. Sizler oyun çocuğun hayatında ne ifade ediyor belki şu anki yayınımızda bu dakikalar itibariyle belki yerleştirdiniz zihninize. Fakat hala e, o oyunu anlamlandırma en çok şu oyuncağın oynuyor. Bu oyuncak e, şöyle zamanlarda şunu yapıyor şöyle oyunlar kuruyor oyunlarda şöyle ifadeleri var. Hırçınlık, öfkelik daha çok gelen bize. Çocuğum çok hırçın oynuyor, sürekli dövüşlü, kavgalı vesaire gibi. Bu ee, de çok sessiz. Ben onu anlayamıyorum oyunda ne yapmaya çalıştığını. Ee, böyle hani baktığınız zaman inceliyorsanız ve kafanızda e, netleşmeyen durumlar varsa bizlere yazın. Et sorun değil. TV, Instagram hesaplarından bizler burada Hilal Hanımdan bu bilgileri alacağız, sizlerle paylaşacağız efendim burada. Peki e, biraz şuradan bahsedelim terapilerde sizin oyun sunmanıza geleceğim ama evdeki e, o yaptığınız hani e, bir yapısal bir e, sistem var evet. oyun terapisinde ama bir de evde doğalından var. Evdeki hı hı. oyun neden farklı? Nasıl farklı? Hı hı. Terapilerle evdeki evet. oyunun farklı. Şimdi evdeki oyun da çocuğa bu işlevleri sağlıyor, geliştiriyor, ifade imkanı sağlıyor. Aynı işlevleri görüyor. Aynı işlevleri hı hı. görüyor. Ama aynı işlevleri görmesinin dışında terapiyle evdeki ortamın farkı. Terapiye girerken çocuk bir sorunuyla çalışacağını bilerek geliyor. Yani illa burada işte sen altını satıyorsun, seans terapilere başlayacağız gibi bir nokta değil. Ben her çocuğa aşık açıklamayı yapıyorum kısaca bahsedecek olursam. İşte ben bir özel oyun ablasıyım. Hani özel kavramı çok kıymetli. Normal bir oyundan farklı olduğunu bilsin diye. Çünkü oyun ablası tabiri çok fazla var günümüzde. İşte AVM'lerde de var oyun evet. hani oyun ablaları. Ya da bir restorana gidiyorsunuz. Tabii. Oralarda çocuk oyun alanlarında Alanları gözetmenlik yapıyor. Evet. Çocuklarla ilgili <laughs> Evet. ondan farklı olduğunu bilmeli. İşte diyorum ben işte buraya çocuklar bazen üzüldüğü için, bazen korktuğu için bazen çok işte öfkeli olduğu için ya da bazen biliyor musun kafası çok karışıyor. Kafa karışıklığını gidermek için geliyorlar. Ben de oyunlar oynayarak onlara yardımcı olan bir ablayım. Ee, i̇şte resimler yaparak, hikayeler anlatarak, oyunlar oynayarak sana burada yardımcı olacağım. Annenle babanla konuştum. Senin bazı konularda kafan karışmış galiba. Ben bu konularda sana destek olmak istiyorum. Ne dersin diyorum. Ha, i̇lk özel oyun hani terapisine yani başlamadan bizim önce. bizim yetişkinlerde yaptığımız işbirliğine de davet evet. ediyorsunuz. Evet sallığı bu. Evet çerçeve çizmiş oluyorum ve bu çerçevenin eşliğinde de oyun odasında hani süreç başlıyor. Burada özel bir zaman diliminde sınırlar dahilinde olduğunu biliyor. E tabii ki de evde daha serbest, daha sınırlandırılmamış, daha özgür hareket ederken burada hem bir neden oraya girdiğini bilen, çerçevesi yapısı olan ve tabii ki de kullandığımız tekniklerle birlikte aslında hani evdeki oyundan farklı olarak çocuk kendisini ifade ediyor. İfade ettiği şeyi ben anlayıp ona geri yansıtma dediğimiz teknikle yansıtıp çerçevesini oturtuyorum. Yani mesela yetişkin, siz daha çok yetişkinlerle çalıştığınız için yetişkin gelir sorununu anlatır. Ne yapar orada? Gidip arkadaşıyla da sohbet edebilir. Aynı konuyu anlatır, dertleşir. Ama siz orada ne yaparsınız? Çerçeveyi bir çizer, e hani ona geri yansıtır. Sonrasında yaptığı bilişsel çarpıklıklar varsa işte fark, etmesini, fark sağlarız. etmesini sağlarız. Ge hani geçmiş gelecekle birleştiririz. Ya bugünün konusu olmadığını tabiri caizse çerçeveli Çocukta da yaptığımız şey fark etmesini sağlamak. O ifade etti, biz fark ettirdik. Sonrasında birlikte orayı düzenleriz. Birlikte orada bu hani örnek veriyorum iki araba başta gelir oyun odasında birbirleriyle çarpışırlar. Çarpışma biraz çatışmayı bize hani hatırlatır. Anne anne baba anne babanın tartışması ya okulda akranıyla yaşadığı problemler ve orada o ifade ediş zamanla biz orada düz yaptığımız düzenlemelerle, tekniklerle artık çarpışmazlar. Başka birlikte bir yola gitmeye başlarlar. Çocuk ifade etti, fark ettik, düzenledik ve anladığımızı da ona ifade ederek bu düzenlemeyi sağlamış oluyoruz. İkinci yaptığımız şey de biz sadece çocukla çalışmıyoruz terapilerde Tuğba Hanım. Çocuk bize derdini sıkıntısını oyun odasında oyuncaklar yoluyla anlatıyor. Biz oradan anladığımız şeyi metaforik anlamda bize söylediği şeyi anlayıp çocuğun ihtiyacını görüp bu ihtiyacı aslında ebeveynlerle paylaşıyoruz. Buradaki bence evden ayıran en önemli faktörlerden birisi sonrası. Bunu sorsam. <laughs> o ihtiyaçlar çoğunlukla tecrübelerinize dayanarak neler olarak süzgeçten çıkıyor ve anne babanın önüne fatura olarak konuluyor? Tabii, Tabii ki de. ortak çalışma çok kıymetli, çok önemli. Yani çocukla çalışırken ebeveyni sürece dahil etmemek imkansız. Çünkü ev ortamı, ev iklimi değişince bir bakıyoruz biz hiçbir şey yapmasak bile terapide çok güzel şeyler değişiyor. İlki şu, bu dönemin çocuklarında en çok gözlemlediğim şeylerden birisi sınır böyle kuralların olmaması, çocuğun her istediğinin yapılması, aman ağlamasın, aman üzülmesin, aman problem çıkmasın diye veya çok çalışmanın verdiği suçlulukla işte her istediği oyuncak alınıyor, oyuncağı kırıyor, parçalıyor, hiçbir yaptırımı olmuyor. İlk gözlemlediğim şey o sınırsızlık çocukları çok güvensiz ve çok kontrolsüz hissettiriyor. İlk noktamız orası oluyor genellikle. Bunlar oyunlara nasıl yansıyor? Terapi odasında. Nasıl yansıyor? Mesela bu çocuk ...odaya girmekte zorlanıyor. Odaya çıkmakta zorlanıyor. Oyuncakları odada fırlatıyor. Örnek veriyorum. Veya işte oyuncağı alıyor... ...her çocuk yapar. Eve götürmek istiyorum bu benimle gitsin diyor. Ama onunla yaşadığımız... ...mesela süreç bir kriz... ...hani oluşturuyor. Hani böyle yerlere yatıyor. Feryat figan bir durumda oluyor. Bunlardan gözlemleyebiliyoruz. İkinci noktamız duygularını görüp anlamak noktasında ve o zor duygular yaşadığında bunu kabullenmek, sakinleştirmek, teskin etmek noktasında çok zorlandığını görüyorum bu dönemine bebeğinlerinin. Belki başka bir dönemde başka bir gündemimiz olur ama genellikle üç çocuktan ikisiyle bu konuları çalışıyoruz. Hmm. Hani sanki o zor duygular yaşadığı zaman işin içinden çıkılamayacak bir hal alacakmış gibi ağlamasın diye işte bu zaten sınırla da çok ilişkili her istediğini yapmak ağladığı zaman hemen dikkat dağıtmak hemen bastırmak gibi süreçlerle çıkıyor duygu hani her türlü duygu bizim için kabul edilebilir olması davranış sınırlandırılabilir oyun odasında da çocuk öfkelendi diye gelip tekme tokat bana vuramaz ama öfke çıkabilir oyun odasında ya da ağlayabilir çocuk özel oyun odasında veya normal hayatında işte orada yaptığımız şey o öfkelendi o ağladığında, o kıskandığında, utandığında biz ne yapacağız? Anne babanın duruşu nerede durmalı? Çok önemli. Onu terapi odasında yapıyorsunuz ama evde ya evet. yaşadığı zaman anne babalar ne yapacak? <laughs> Bazen işte bir oyun oynayamıyorsunuz da, beceremiyorsunuz evet. da. Oyun bu ne var ağlayacak, ne var öfkelenecek, bu oyun değil vesaire gibi hani uh -huh. e, suçlamalar da olabiliyor. Evet. Çocuk... Oyunda sağaltımı sağlamak yerine oyun ona zehir oluyor. Evet. Duygusal anlamda öyle evet. değil mi? böyle Buralara girelim. <laughs> benim böyle bir danışanım vardı. Ee, işte bundan 4 yıl önce bir seansımda çocuk odada ağlıyor. Çok büyük hani böyle zorlanmaları olan bir çocuk. Hı. Baba girdi odaya çocuğu kaptığı gibi. aldı gitti. Hani gerçekten benim için çok zor bir andı. Hiç kolay bir an değildi. Şu an hani rahat bir şekilde anlatabiliyorum yaptığım işin doğru bir iş olduğu için ama gerçekten çok zorlandığım anlardan birisiydi. E Ebeveyn ne kadar çok kendi duygusuyla tahammül edebilirse çünkü görüyorum ki çocuğun duygusuna tahammül edemeyen ebeveynler genellikle kendi duygusuna da tahammül edemiyor. Biz ta buradan başlıyoruz ebeveynlerle çalışmaya. Çünkü dediğiniz gibi ben odada bir yapı inşa etmeye çalışıyorum. O yapı inşa ederken evde bu yapının yıkılmaması gerekiyor. Ve çocuk duygusal canlılar, duygusal, hani ne kadar çok onun duyguları görülürse bu illa negatif duygular değil. Mutluluk, heyecan, neşe, o çocuksu coşku hali gören bir ebeveyni gördükçe çocuk kendi varlığını hisset diyor aslında duyguyu görme hali onun varlığını kabul ettiğimiz anlamına geldiği için e, bizim gözümüzden bizim ona geri ayna olmamızdan kendi varlığını hissettiği için bazen çocuklar yok gibi hissediyorlar yok gibi hissedip negatif davranışlarla görülmeye çalışan çok fazla çocuk var. Bağırıyor, çağırıyor. Çünkü annenin ilgisini, babanın ilgisini sadece oradan çekiyor. Buraları fark ettirmek temel evet. hedef oluyor. Ve işte sevgiyi nasıl verecek, o çocuğun sevgi ihtiyacı nasıl, ilgi ihtiyacı nasıl, nasıl besleyebiliriz. Fiziksel ihtiyaçları çok güzel karşılanıyor bu nesildeki çocukların ama duygusal ihtiyaçlarına dediğimiz gibi sevmek, yeterli hissetmek, değerli olmak, önemli hissetmek gibi kavramları nasıl vereceği üzerine daha çok geri bildirimlerde bulunuyorum. Ve dediğiniz gibi hani biraz belki oraya da bağlayabiliriz. Nasıl çocukla oynayacaklarını ...nasıl vakit geçireceklerini de aslında Şimdi öğretiyoruz. oraya gelelim. Bir de hı hı. mesela e, biz diyoruz ya çocuk doğdu anne karnında başlıyor oyun oynamaya evet. Fakat oyun terapisi belli bir yaş aralığı gerektiriyor hı hı. mu? Burayı da bir bilgi verelim. Hı hı. Çünkü genellikle hangi yaş 15-16 yaşındaki bir çocuk içinde... ...artık çocuk demiyoruz biz ön ergenliği evet. bile... ...orta ergenlik dönemi gelmiş olabilir mi? Belli bir yaş kıstası var burada. Hı hı. Hangi yaş aralığında herhangi bir sorun varsa eğer... ...duygusal hı hı. anlamda çocukta davranışsal anlamda oyun terapisi önerilir hangi yaş aralığı Şimdi burada şöyle bir evre var. Oyun terapisinin de farklı yöntemleri, ekolleri var. Bunları ebeveynlerin bilmelerine geri, gerek yok hı hı. ama e, biraz zihinlerinde çerçeve çizmek için söylüyorum. Bebeğe bile e, terapi uygulanabilir Tuğba Hanım ama hangi ekol, hangi yöntemle kullanılacak bu önemli. 0-2 yaş döneminde genellikle öykü, öyküyü çok kullanıyoruz. Öyküyle, hikaye anlatarak e, bu süreci işlemlemek. Teraplay, gelişimsel oyun terapisi dediğimiz daha ilişki odaklı daha dokunsal, daha böyle bağ, bağlanma kuvvetini kuvvetlendirecek terapi yöntemleri 0-2 yaşta kullanılıyor. Ama bu dediğimiz genellikle oyuncak ve oyun üzerinden ilerleyen terapi, işte deneyimsel oyun terapisi, çocuk merkezli oyun terapisi gibi terapiler, yönlendirmesiz oyun terapileri diyeceğimiz terapiler... Ee, bunun hani gelişim basamakları kesin artık çocuk 2 yaşından sonra bu terapiye gelir diye ayrım yapmak istemem ama şu kriter var. Sembolik oyun evresi dediğimiz bir evre var. Nedir bu evre? Siz biraz önce tabağı aldınız direksiyon gibi kullandınız. Ne yaptınız? Mış gibi yaptınız. Aslında o taban direksiyonu olmadığını biliyorsunuz ama keyifli bir şekilde oynadınız. İşte çocuklar da 18 aydan itibaren yavaş yavaş tam 24 ayda artık bu gelişimini olmasını bekleriz. Sembolik oyun evresine girmiş olması gerekir. Rol yapması, işte ben anne olayım sen bebek ol hadi oyun oyna oynayalım. 2 yaşında bir çocukta da görüyoruz. Evet evet başlamış olur. tabii bu bazen uzayabilir, uzayabilir bazen doğru. kısalabilir. Hani hı hı. şimdi bebeğinleri de kaygılandırmak istemem. Hı hı. Hani bazen bu gelişimi hani gelişim herkes için biricik. Hani geç geldiği için de belki bir problem yoktur. Ama çok da gecikiyorsa o bizim için çok büyük bir soru işareti olur. İşte bu sembolik oyun evresine başlayabilen çocukların oyun terapisi uygulanabiliyor. Benim şu an genel hani danışanlarımın yaş ortalamasına baktığımda iki buçuk, dört buçuk yaş arası. Çok küçük yaş grubu bunlara uygulanabiliyor. Ne zaman burası noktalanıyor? Artık dil gelişimi yeterli miktara geldiğinde ve artık yavaş yavaş oyun ihtiyacı evrilmeye başladığında bu yani kızlarda gördüğüm hani eğitimlerde bize dedikleri 12 yaşa kadar uygulanabilir ama ya 12 yaş çok sıkılıyor. Ben hani bu nesilde 12 yaşta oyun terapisi uyguladığım Çok nadir danışanlarım var. Erkeklerde 9 buçuk 10 bizim için kesme eşiği oluyor. Çok sıkılıyorlar çünkü ekran o kadar uyarının içerisinde. Yani onların oyunları zaten sanal veya dijital evet. oyunlara evrildiği <laughs> için ee, ...çöktü bir anlamı Aha, olmuyor. Sıkılıyor oyun odasında. Öf ben şimdi ne yapacağım burada diyor. Çok bebeksi, çocuksu diyor. Girmek istemiyor. Hani öyle çocukları daha yönlendirmeli oyunlara... ...bilissel davranışçı terapiler dediğimiz Çocuklar terapinin... için. Onun çocuk versiyonunu uyguluyoruz. Daha yapılandırılmış işte ne... Kartlarla olabilir, evet, simlerle olabilir. Oyunları kutu oyunları var. Ya da işte çalışacağımız konuyu oyunlaştırarak çalışmak. Yani ben 15 yaşına kadar çocukların çoğuyla... ...oyun benim her zaman terapi odamda yer ediyor... Hı. Hani çünkü hani onlar böyle liseye geçene kadar hani hala oyun bir taraflarında bulunuyor. Hani oyunu hiçbir zaman devreden çıkartmak mümkün değil özellikle 15 yaşına kadar. Ama oyun terapisi yaşlarsanız erkeklerde 9 buçuk 10, kızlarda 10-11 yaş diyebilirim. Çünkü kızlar biraz daha meraklılar öyle oyunlara. Gelecekse ilerleyen dakikalarda sorular çocuklarının problemlerini anlatırken yaşlarınızı yani soru sorarken lütfen çocuğunuzun yaşını mutlaka yazın. Cinsiyetini de yazın bence. Çünkü oyunun kapsamı Evet, oyun evrensel bir eylem fakat erkek ve kız çocuklarının oyunlarda da seçiciliklerini evet. görebiliyoruz hı hı. yani materyallerinde bile değil hı hı. mi? sembollerinde bile. Evet. Ama şey oyun odasında da mesela bazen öyle oluyor ki bir erkek çocuğuna ben diyorum ki eve bu çocuğa bebek alın, biberon alın, emzik alın, işte daha yemek malzemeleri alın. Biraz ona ihtiyacı var diyorum ya da bir kız çocuğuna diyorum ki silah alın diyorum. Hı hı. Hani burada oyuncakların cinsiyeti yok, yok ve her oyuncağın aslında hani Kelime darzığı ne kadar genişse bir insan o kadar kendini iyi ifade eder ya çocukların da çok oyuncağı olsun demiyorum Burada kesinlikle. Burada sanırım ebeveynlerin Hı -hı. korktuğu bir şey var. Çocukların e, cinsel gelişimini etkileyebilecek evet. bir girişimde bulunmamak adına. Evet. Onları çok iyi anlayabiliyorum. Zaten çocuklar fıtratı gereği çoğunlukla cinsiyetlerine göre bir oyun Oyuncak. kuruyorlar. Yani ne yapayım, Baba oluyor, diğeri anne oluyor. Bazen bir baba olarak bebek arabasını süren bir erkek çocuğunuz varsa korkacak bir şey yok burada. Sizin eşiniz bebek arabasını sürmüyor mu? Rol model alabilir. Ee, olanları görebiliyor. Mesela eşiniz mutfağa gidip hiç yemek yapıyor mu? Benim eşim çok yapıyor Allah razı olsun. Ee, çok önemli bir noktadır. Yani erkek aşçılarımız da var değil mi? Dolayısıyla bir çocuğun tencereyle, tavayla oynaması, yemek makarna yapıyor olması şakacıktan bu onun problemli olduğu anlamına gelmez. Bunun ayrımına çok evet. alalım, korkmayalım değil mi bunlar? Hani burada dediğiniz gibi o ayrım yapmak çok kıymetli. Tabii ki de hani hep kızısı oyuncaklara yöneliyorsa o bizim aklımızda çok evet. büyük bir soru işareti. Ama evin içerisinde bunlara da temas etmesi gerekiyor. Şundan dolayı önemli. Bir erkek çocuğunun şevkat vermeyi öğrenmesi, bakım vermeyi öğrenmesi için o oyuncakların bulunması gerekiyor. Aynı şekilde bir kız çocuğunun güç kazanması, yeterliliğini, öfkesini çıkartabileceği oyuncaklarının da olması çok kıymetli ve önemli. Toplum bunu yadırgıyor. Beni de yadırgadılar. Hani evim mesela oğlumun evde kocaman bir mutfağı var bu. Yeni nesil hani mutfak oyuncak mutfaklardan yemek seti var. Yanında silahı da var. Bazen oluyor ki silahla oynamaya ihtiyacı oluyor. Bazen o gidiyor mutfakla oynuyor ama burada tamamen kendi duygusunu ifade edebileceği kelime darcığı açılmış ve yapılandırılmamış oyuncaklar olması çok kıymetli Tuğba Hanım. Böyle ne çok demek sesli. istiyorsunuz yapılandırılmamıştan kastınıza? Çok ne? mesela işte bir çöp kamyonu olsun, bir taşıma kamyonu olsun, işte bir transit işte böyle tırı olsun değil de tek bir kamyonu olsun çocuk onu... Çöp kamyonu olarak da kullansın. Yani aslında mışlar mış evet. gibi olmayı, hayal gücünü canlandırabilmeyi evet. sağlamak adına çocuklarınıza çok fazla oyuncak almayın. Çünkü o onun kreatif düşünmesini engelliyor, evet. sorun çözme mekanizmasını Hı -hı. engelliyor. Çünkü çocuk bir şey bulamadığı zaman bir kaşığı da tren gibi sürdüğünde biz anlayabiliyoruz. Başka bir bakış açısı yakalayabiliyor çocuklar. Bu becerileri zaten hali hazırda var. Anne baba tutumu olarak bunları baltalamamak bize düşen görevlerden birisi. Evet. Vaktime bakıyorum o kadar tatlı bir program ki bugün. Vakit de hızlıca ilerliyor ama sorular da gelmeye başlamış. Birazcık sorulara birazdan birkaç dakika soru sorulara geçeceğim yoğun birikmiş. Ama mutlaka sizin ekleyecekleriniz vardır. Biz yaşı konuştuk, yapılanma sürecini konuştuk. Peki bir oyun terapisine bir alt ıslatma problemi olabilir, bir saldırgan hı hı. öfke problemi olabilir çocukta. 6-7 yaşlarında geldiği zaman aşağı yukarı. İyileşme iyileşme süreci ne zaman tamamlanıyor? Ebeveynlerse soruyordur ne kadar sürecek? Evet. Ne kaç <laughs> seans sürecek vesaire diye. Bu konuda da bilgi alabilirsek aşağı yukarı evet bu da danışana özel evet. ama yine de biz eli <laughs> bir şeyler söylüyoruz. Tabii ki de çok e, duyduğum, sık karşılaştığım sorulardan birisi. E, burada yani ortalama şöyle bakıyorsun. Bir ilk görüşme seansı yapılıyoruz. Burayı tenzih ederek söylüyorum. <laughs> Bir terapi süreci dört basamağa ayrılıyor Tuğba Hanım. Kısaca onu değineyim hı hı. oradan bağlayacağım. İlki güven aşaması. Ben danışanımla çocukla bir güven, beni bir, bana bir güvenmesi lazım, sıkıntısını açabilmesi için. Bu ortalama 2-3 seans sürüyor. Odayı tanıyor bu güven aşamasında, tanıyor. Ee, odada neler var? Bu yetişkin, diğer yetişkinlerden farklı nasıl yaklaşıyor bana? Kızacak mı deyip sonra beni test etme geçiyor. Test etme aşaması var. Bu güven güveni kazandık. Hı hı. Şimdi biraz sınırları zorladığı, sınırları keşfettiği, böyle esnettiği, zorladığı, bakın kızacak mı, öfkelenecek mi dediği kısım oluyor. Bu da 2-3 seans sürüyor. Bazen birlikte ilerler, bazen biri biter, biri başlar. Üçüncü aşama asıl terapotik oyun dediğimiz oyundur. Burada biz çocukla gerçekten e, problemini çalışmaya başlarız. Alt ıslatma ise alt ıslatma, tırnak yeme ise tırnak yeme. Tabii ki de direkt tırnak yeme direkt konu olarak gelmez ama buna sebep olan nedenler oyun odasına taşınır. Burası hı hı. çok önemli. Ve terapotik oyun kısmı en uzun kısımdır. En sonunda iyileşme oyunları dediğimiz oyunlar oynanır. Çocuk artık buraya gelmek istemez, öf sıkıldım der, yeni bir oyuncak getirmediniz. Der. Ben gelmek istemiyorum artık der. Problemlerinde çoğunun %90'ının azaldığı bazen %100'ün ortadan kalktığı kısımlardır. Bu dört kısmı, dört evreyi etkileyen en önemli faktörlerden birisi ebeveynle veya okulla veya diğer bakım verenle bizim ortak çalışma yürütmemiz diyorum. Terapi sürecini hızlandırmak istiyorsanız. Benimle işbirliği yapmanız lazım. Eğer siz bu süreci baltalarsanız süreç çok daha uzun ilerler diyorum. Hı hı. Ebeveyn işbirliği yaptı. Biz de çocukla güvenli bir ilişki kurduysak ortalama çocuk terapileri kısa süren terapilerdir. 12-18 seans arasında sürer. Ama bu kesin bir net şey değil. 9 seansta da bitirdiğim danışanlarım var. 45 seans gördüğüm hala hani tam olarak sürecini noktalayamadığımız danışanlarım da var. Ee, ama ortalama 12-18 seans arası diyebilirim. Hı hı. Peki biraz e, bazı ebeveynler niye çocuklarıyla oyun oynayamıyor? Çok sıkılıyorum, daral geliyor, basıyor beni, oynayamıyorum diyor. Bu sebebi ne olabilir? Bunun ilk sebebi şu olabilir. Çocuklukta oyun oynamış mı? Çocukluğunun yaşanmasına izin vermiş mi o bebe ebeveyn? Ona bir bakmak gerekiyor. Çünkü çocukken o oyun oynadığında verilen tepkiler çocuğuyla oyun oynarken ki ilişkisine çok etki edebiliyor. Ee, hani e, biz bizimle oyun oynanmadı ki biz onunla nasıl oynayacağımızı bilelim. Ya da ben hiç oyun oynamadım ki nasıl oynayacağımı bilmiyorumu hissedebiliyor. Ee, zorunluluk olarak düşünebiliyor burayı. Görev gibi. Görev gibi olarak bakabiliyor. Görev gibi gördüğümüz şeyden hiçbir zaman keyif almayız. Hani burası hani hepimiz için aşkay ve ebeveyn sanki 7/24 onunla oyun oynamak zorundaymış gibi de hissediyor. Çünkü günümüzde bir açıyor sosyal medyayı. Anneler sürekli çocuklarıyla oyun oynuyor, etkinlikler yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hayır, öyle bir durum yok. Burada şuna bakmak gerekiyor önce annenin keyif alabileceği hani tamam belki yakalamaca oynamaktan keyif almıyordur ama çocuğuyla kek yapmak onun için keyiflidir Oradan başlasın diyorum ben. Çünkü gerçekten o kası da ebeveynin de kuvvetlendirilmesi gerekiyor. O oyunculuğunu etkileyen o duygusal faktörlere belki kendi içerisinde bak bakabilir. Bununla ilgili çok güzel kitaplar da var. E, oyuncu ebeveynlik gibi, oyun oynama sanatı gibi bunları okumalarını tavsiye ederim eğer böyle bir süreçte zorlanan ebe e zorlanan ebeveynler varsa. Ve diyorum siz bildiğiniz yerden başlayın. Çocuğun oyun istediği oyunu evet oynamanız çok daha kıymetli ama zorlanıyorsanız keyif alacağınız bir yerden başlayın. Hani illa işte çocukla şu oyunu oynaman gerekir değil. Alıp işte eline bir masaj yapmak, eline masaj yaparken... Parmaklarını göz, anlatmak. kulak ağız yapıp konuşturmak. Tabii, ya da bir çorap giyip bir böyle bir kusursuz bir şeyler <laughs> kukla yapmak yani aslında oturduğumuz yerden de çocuk bir de görmediği ya da farklı geldiği şeylere daha çok ilgi evet, duyar evet. belki sizin çocukluğunuzda ya da etrafınızda e, zihin haritanızda böyle geçmişten gelen bir şey varsa büyüklerinizden gördüğünüz böyle oyunlarla alakalı onu kullanıp çocuğun dikkatini çekebilir bu doğada yürüyüş yapmak doğada yürüyüş yaparken işte sen meşe palamutlarına ben de kestaneleri bulacağım demek. Hani burada oyun tek bir oyun şekli yok. Burada önce o kası kuvvetlendirebilmek için bildiğimiz yerden başlamamız gerekiyor. Buranın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok zorlanıyorsak nasıl oynayacağınıza dair ya da neden oynamakta zorlandığınıza dair destek almak belki hani çok ihtiyaç varsa oralara bakılabilir. Yani günde 5 dakikadan başlasınlar. Ben hani çok saatler beklemiyoruz ebeveynlerden. Ama hani ideal ederseniz günde annenin yarım saat, babanın yarım saat oyun oynaması çocuk için iyi. Yani güzel bakın. Yani şöyle düşünün. Ben şöyle söyleyeyim. 8'de biz uyku saatine oğlum için geçiyoruz. 8'de bir başlıyoruz. Saat 10'a kadar 2 saat oyun oynuyorum. Ne oyun? içinde bir sürü şey var. <laughs> 2 saat ve ben bir iniyorum ki artık yani ondan sonra bana bir çay, işte bir dinlenme <laughs> vakti kalıyor. Zaten pert olmuş bir vaziyetteyiz. Çünkü gün içerisinde okulda oldukları için, evet. e, uzak oldukları için bir doluluk oluyor. <laughs> Baz, bazı çocuklara 2 saat etmiyor. Benim oğluma e, 1'e kadar oynasak oynar. <laughs> Orada benim sınırlandırma gitmem gerekiyor. Bak bu da önemliydi. Şimdi <laughs> ben bir uzman olarak getiriyorum çünkü evet. sınır var. Yani oyun bitti. Ben daha eğlenmemiştim diyor. Ben daha ama daha oyun bitmemişti. Oyun hiçbir zaman bitmez. Biz şimdi virgül koyuyoruz. Yarın devam edeceğiz şeklinde. ne kadar canı da bu konuda kesin ve net oluyorum. Ee, çocukların böyle yaklaşımlarına karşı ebeveyn de e, hep oyun hep oyun yani diye bakabiliyor. Ne söylersiniz? Burada ne o yani? sınırlandırmak o virgül kısmı çok güzel. Hani uykuya geçiş haricinde çocuklar bazen sıkılsın zaten Tuba Hanım. Hı -hı. Hani hep bir şeyle doldurmak hep bir sıkılmasın, sıkılmasın. diye oyun da kullanmayalım. Oyunun rutinimizde doğalımız olsun diyorsunuz evet. doğru mu anladım? Öyle ve sıkılsın kendi oyun oynasın. Sıkılsın kendine bir şey üresin. Sıkıntıdan çok güzellikler doğar. Hı hı. Hani örnek veriyorum taşımacılıkla ilgili sıkıntı çekmişiz. Arabalar icat edilmiş. Bu, hani bakinalar, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri hepsi sıkıntıdan doğmuş. Hani bir sıkılmasına da izin verelim çocuğun. Aman hani en çok duyduğum şey hocam çok sıkılıyor. Kendi başına oyun kuramıyor. Hani ne yapıyorsunuz? E, sıkıldım diyor ekran geliyor. Sıkıldım diyor biri oynuyor. Sıkıldım diyor dışarı çıkıyorlar. Çok güzel bir yer. Burayı bak ben unutmuştum hatırlattınız bana Hilal Hanımcığım. Ee, oyun kuramayan çocuklar Hı -hı. ve oyunda hep birini isteyen. Ne yapacak böyle bir ebeveyn bu durumla karşılaştığı zaman? Burada e, ekran süresini azaltmak iyi olabilir. Bilmiyorum hani sadece şu an teorik konuşuyorum. Bu e, ilk yapacağımız şey. Ekran ne kadar çoksa o evet. kadar hayal gücü azalıyor çocuklarda. Bunu dengelemek. İkincisi bol bol akranla temas ettirmek. Çünkü akrandan öğrenecektir nasıl oyun kuracağını. Üçüncüsü sıkılacak. Hı <laughs> Hani sıkıldım. Tamam anneciğim, sıkıldım Yapabileceğimiz bir şey yok. Hani bak oyuncakların var. istersen onlarla oynayabilirsin. İstersen kağıt kalem var. Bir şeyler yapabilirsin. Benim mutfakta işim var deyip gitmek. Yine gelecek yanınıza. Ben sıkıldım diyecek. Aa biliyorum çok sıkıldım ama benim de yapmam gereken işler var. İstersen işte mutfak malzemeleriyle bir şeyler yapabilirsin. Yani fikir verebiliriz orada Aha. ama biz kurup oyunu Tabii hadi işte de. bak Aha. şurası senin garajın olsun, bu da olmasın. Yani orada belki ne yapabiliriz? Aha. Bir düşünelim hadi. E, legolarla ne yapabiliriz? Mesela ister misin deyip teklif etmek ama uzaktan uzağa durmak Tabii ki sanırım. De destek burada. olmak, ittirmek onun yerine problem çözen olmamız Değil. gerekiyor. Evet. Ve burada sıkıntıdan dediğimiz gibi bir şeyler doğacak. Her sıkıldığım dediğinde biz aman üzülmesin yine aman zorlanmasın aman daha fazla bana problem çıkartmasın. Zaten bir, bir sürü iş, iş var yapacak diye bir şey yapmak çok zorlandığında da hani çok böyle artık kriz oldu siz zorlandınız. Siz onun oyununa gitmenizdense onu sizin sürecinize dahil etmek. Ya ben yemek yapıyorum istersen sen de bana şunları kesmekte yardım edebilirsin deyip Belki onu kendi sürecinize dahil yani, etmek olabilir. önemli. Ee, belki sorulara geçmeden önce bir ufak tavsiye kesinlikle efendim e, tabii bu ergenlik dönem için geçerli olma. onlar kabul etmeyecektir muhtemelen ama hani 4-5-6 yaşlar, 7 yaşlar ilkokul sürecinde e, özellikle 3-4'ten sonra bunu çok seviyorlar ve istiyorlar diye düşünüyorum bilmiyorum Hilal Hanım ne der? Aile oyunları ailede eğlenebileceğiniz kutu oyunlarından bahsetmiyorum. Yani anne babanın e, da babanın da 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika dahil olabileceği ci bir oyunlar. İşte bir şeyi basket atabilme, ne bileyim mandallardan tren yapabilme. buraya katkı sağlayarak ya da işte yer gücünde anne bir rol alır, baba bir rol alır, çocuk ya da rol dağıtır. Buralara katkı sağlamak çok evet. önemli. Bu da iyilik beraberliği, ailece oyunun içine girmeyi mış gibi yapmayı e, sağlayan faktörlerden birisi diye düşünüyorum. Sosyal beceri de çok geliştiriyor. Evet, birlikte kesinlikle. Bir şeyler İçinde yapmış. çünkü dil gelişimi var, e, iletişim kurma evet. var, dinleme, anlama, sıra bekleme Hı -hı. vesaire. Bunlar çok önemli. Pekala, Ayşe Biti kanın bir e, yorum yazmış. O şu an eşiyle beni izliyor. Bu yorumu okumazsam olmaz çünkü çok tatlı ponçik bir yorum geldi. Merhaba Tuba, Merhaba. hafta sizi dört gözle bekliyorum bekliyoruz sizi çok seviyoruz eşimle beraber iş yerinde dinliyoruz sizi bazen eşim diyor ki senin program saatin geldi diyor evet. teşekkür ederiz iyi ki varsınız hep olun inşallah diyerek Sorunun biriyle başlıyorum. Hı. Merhabalar demiş ee, Seda Hanım muhtemelen yazmış. Merhaba iyi yayınlar. Oğlum 4 yaşında. Oyun oynarken arabaları birbirine bağlıyor. Birisini yüksek diğeri aşağıda olacak şekilde çekmeye çalışıyor. Öndeki güçlü araba yardımıyla çekiyormuş onu. Bunu bilerek kaza yapıyor. Arabaları diğer 3. yardımcı araba... Onlara yardım etmesi için getiriyor. Bir de polisçilik oynuyor. E, oynuyoruz. Sen kötü adam ben polissin diyor. Ya da tam tersi daha başka benzer oyunlarda var. Şimdilik bu kadar e, demiş. Teşekkür ederim şimdiden demiş. Bunları yorumlamanızı bekliyor herhalde. 4 yaşta bir oyun. Ne düşünüyorsunuz? Zeynep'e bir, birkaç şey geldi ama şimdi öyküyü bilmeden bir... Hı hı. Hani oyunu yorumlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum Tuba hı hı. Hanım. Hani çünkü ebeveynin zihnine yanlış bir şey, yanlış bir yönlendirme yapmış olabilirim. O yüzden hani üzgünüm. Hı, burada <laughs> net bir şey. Ben istiyorum. bunlar öğrenilebilen şeyler de olabilir. Tabii. Hı hı. Çocuğun kimle temas kurduğu bilmiyoruz. Hı hı. evde kardeş var mı bilmiyoruz. Ailede bir polis var mı? mesela gördün mi? ne kadar çok şey geliyor. Doğru aklımıza. nasıl bilmiyoruz. Evet. Ya da çocukta hmm. hani bir kurtarma, bir kaza hani her şeyi patolojik olarak değerlendirmek de uygun değil. Bunu şuradan örnek vereyim bir şey. İşte Resim analizi diye bir teknik var, siz de biliyorsunuzdur. Hmm. Herkes resim analisti oldu, her resmi yorumluyorlar, ama bu çok yanlış. O anki çocuğun ruh hali, yaş gelişimi veya o resmi neden, niçin yaptığını bile bir yön yönerge vermeden yorumladığımız her şey çok havada kalır. Hani o yüzden çok tehlikeli buluyorum böyle çok. değerlendirmeden. Buna de bir yorum örnek yapmayı. eklemek istiyorum. Hmm. Mesela bir resim gördünüz, çocuk babayı e, babayla önde, anne arkada yürüyor. Bir resim analisti buna bakarak diyebilir ki anne ile baba arasında çocuğu, e, sorun var. Oysa e, genellikle çocuk e, arabaya önden gidip babayla beraber arabaya otururmuş. Anne sonradan eşyalar alıp gelirmiş. Hiç de bir problem yokmuş. Bizim alan böyle dikkat edilmesi gereken bir alan. Mevzu e, böyle kağıttan, kalemden, bir oyundan büyükçe anlamlar çıkarabileceğimiz kadar basit değil. E, böyle hani... Gerçekten konu insan olunca çok hassas olmak gerekiyor. Evet. Hele çocuk olursa daha bir hassas olmak gerekiyor diye. Bırakın oynasın. O zaten iyileştirir kendisini diye. Zaten ederim. onun sağaltımı sağlıyor diyorsunuz. Hı -hı. Peki Nesrin Hanım'ın şöyle bir sorusu var. Oğlum 9 yaşında tırnak yeme, bezi bıraktığı yaştan beri alt ıslatma sorunu var. Bir ebeveyn olarak nasıl bir yol izlemeliyim demiş. Sizin çoktan bir çocuk Üroloğuna gitmesi gerekiyor. Evet uzmanına gitmeniz gerekiyordu. Bir tık da böyle hani acele etmeniz hatta evet, şu an bilmiyorum evet. ama Hilal Hanım cevap versin. Evet. Benim hemen kulağım tedirgin oldu hemen söylemeliyim bunu diye evet. söyledim. Buyurun. Benim Siz okurken benim de ilk aklıma hani bir çocuk üroloğunu mutlaka görmesi Hı -hı. gerekir. Çünkü bez bırakma sürecinden beri altı saatlik süreci yaşıyorsa bir çocuk hani terapi çok uzun vadede çok uzun noktada işlevsel olur. Bir fizyolojik problemleri eleyip sonrasında bir psikolog belki bir psikiyatrla bir ...süreci yönetmek faydalı olacaktır. Tırnak iyi gelecektir terapi süreci ama yani altı satma sürecinde önce bir ürolog, belki bir psikiyatr... ...sonrasında psikolog aşamaları daha da sağlıklı ilerler. Evet. Bir eğitimcimizden çok güzel bir soru var. Hem bir paylaşım yapmış hem de soruya bağlamış bu paylaşımı. Tuba Hanım öncelikle program çok güzel teşekkür ediyoruz demişler. Efendim iyi ki bu konuklarımız var güzelleştiren. Biz teşekkür ederiz diyelim. Ben eğitimciyim. Öğrencilerim 4 yaş. Çocuklar sürekli oyun, oyun istiyor. Özellikle onlarla sandalye saklambaç Sandal niye okuyamıyorum ya. Sandalye kapmaca, saklambaç, körebe oyunlarını oynuyoruz. Çocuklar etkinlik yapmak istemiyor. Ben de oyun oynayacağımızı söylediğim zaman etkinliklerini güzel yapıyorlar. Özellikle benim oynamak benimle oynamak istiyorlar. Ben de her gün mutlaka oynuyorum. Bu oyunu oynamak bana da iyi geliyor demiş. Öğrencilerimden bazıları soru geliyor şimdi. Öğrencilerimden bazıları oyunda yenildiği zaman çok küsüyorlar. Onlara nasıl yaklaşmalıyım? Oyunun kurallarını anlatıyorum ama her seferinde aynı davranıyorlar diyen bir eğitimcimiz. Ne söylersiniz Ayşe Hanıma? Buyurun. bu çok sık aldığım sorulardan birisi çünkü çok yenilmek istemiyor çoğu çocuk hani hiss olarak. Burada ben önce hani o çocukların ebeveynleriyle konuşmalarını tavsiye ederim hani öğretmen olarak evde onlar sürekli yeniyorlar mı evde biraz o çocuğun üç kere anne baba yeniyor yeniliyorsa bir kere anne babanı yenmesi gerekir. Bunu bir deneyimletmelerini isterim. Hani evde evde bu süreci bir dengelemek. Hı hı. Sonrasında o ye yani, hani yenilgi duygusunda zorlanmasını biz geçirmek için yenme ve yenilme oynayan oyunlar oynamasını tavsiye etmem ama şunu yapmak gerekiyor. Oradaki o duygusunu anlamak hep yenmek istiyorsun değil mi? Çok haklısın ama ben bu bir oyun. Ha belki bir sonraki sefer sen yanarsın. Gerçekten çok üzüldüğünü görüyorum deyip anlayıp orada bırakmak belki işlevsel olabilir. E sonrasında o çocukları güç ve mücadele içeren başka oyunlarla desteklemek. Hani yen, yenen kazananın olmadığı ama bir mücadelenin olduğu. Daha grupla bir şeyler yapmak. Belki grubun kazanıp grubun kaybetmesi, grubun içerisine dahil olmak gibi. Bu süreçleri etmesini sağlayıp çünkü 4 yaş şimdi bu çocuk pandemi gördü pandemide evin içerisinde başka çocuk, çocuk ya, görmedi. 4 yaş çocuklarımızın tarihine <gülüyor> bakıyoruz. <gülüyor> neler var ya. <laughs> Çok zor şeylerdi. Evet. Pandemi gördü, başka çocuk görmedi. Sosyal sosyal becerileri gelişmedi. Park, de Park görmedi. Evet. Deneyim azlığı var. E ondan dolayı hani ebeveynler de bu süreci iyi yönetemediyse bir de mizacı olarak da bazı çocuklar sadece ebeveynle ilgili değil, mizaçla da alakalı bir süreç. Hani Hı -hı. daha böyle sıkıntıya ya da zorluğa tahammül etmeyen ya da hep ön planda olmak istiyor olabilir. Buraları dengelemek biraz yaşlanma zamanı alacaktır. Zaman alacaktır ama buraları dediğim gibi bu şekilde belki dengeleyebilirler Pekala Bir diğer soru geliyor efendim. Merhaba kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz efendim. 31 aylık oğlum çok sık gece ağlayarak uyanıyor ama saatlerce ağlıyor. Dinlemiyor, e, dinlemiyor. Uyku uyanık arası konuşamıyoruz bile demiş. Sakinleştiremiyoruz. Gece terörü mü? artık bilmiyorum. Acaba oyun terapisi ya da farklı bir şeyle bunu nasıl aşabiliriz? Çünkü bazen ağlarken gün içindeki konuşmaları falan söylüyor. İçinde konu e, bir de sürekli benle oyun oynamak istiyor kardeşi var ama illa benle oyun oynamak istiyor. Ben de açıkçası her istediğinde müsait olamıyorum, oynayamıyorum. Uzun oldu ama demiş. Bir de 23 aylık kardeşi var. Onunla oyun oynamak istemiyor pek oynayınca da sürekli şiddet uyguluyor vur, vuruyor sıkılıyor. Ah, o kadar aylar kardeş aylarında. kıskançlığı kokuyor ki. Evet, Soru vuram 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 <laughs> kardeş kıskançlığı çığlıklarıyla çocuğunuz bununla alakalı bu arada ben bu hafta bu hafta Diyanet radyoda beni çöz. Aa ben hiç reklam yapmadım. bir dakika. <laughs> çözüm notları programı efendim haftanın pazartesi ve tekrarıyla çarşamba günleri saat 15'te 10 dakikalık 7-8 dakikalık böyle küçük notlar çözüm notları. Bu hafta kayıt bıraktım kardeş kız karşılığı ile ilgili. Lütfen kaçırmayın onu. Haftaya pazartesi o yayına girecek muhtemelen. Ve tekrarda da çarşamba var. Çok güzel orada çözüm notları pratikleri verdim. Ama o kadar bekletir miyim sizi bekletmem. Hilal Hanım'dan buradan cevabını alırım. Buram buram dediğiniz gibi kokuyor. Buyurun. Evet ve anne için de çok zor. 8 ay var aralarında hani çok böyle peş peşe bir dünyaya gelmiş. Büyük ihtimalle daha tam onunla o bağlanma döneminde ilişkideyken başka bir çocuğun gelmesi noktasında zorlanıyor olabilir. <laughs> Dediğiniz şey gece terörü 31 aylık çocuklarda görülür zaten çünkü ayrışma döneminde sıkıntıların olduğu, büyüme ataklarının çok yoğun yaşandığı bir dönem. Gece terörü görürüz çocuklarda ama her gün oluyorsa ya da haftada 2-3 kez oluyorsa günlük hayatta yönetemediği bir stres vardır bu çocuğun. Günlük hayattaki stres yönetilmeye başladıkça gece ağlamaları azalacaktır. Hı -hı. Bu stres faktörünü eğer kendi başlarına düzenleyemiyorlarsa terapi desteği almalarını tavsiye ederim. Hani terapi işlevsel olacaktır hani kardeşle ilgili süreçte de hani e, buradaki nasıl bir dinamikte ilerletiyorlar ona bir bakmak lazım e, ama destek alıp daha detaylı bakılmasını tavsiye ederim bu konuda. İki dakikam var. Bir dakikada soru cevaplama yeteneğine bence sahip. <laughs> Çünkü bu önemli. Yayınlar Tuba'nın 5 yaşındaki kızım oyun oynarken kendini kendi yöneten pozisyonda oluyor. Ve ne söylememiz gerektiğini, ne yapmamız, nasıl davranmamız gerektiğine kadar kendisi söylüyor. Böyle olunca da biz doğaçlama bir şeyler yapınca küsüyor ya da ağlıyor. Nasıl bir yolu izleyelim? Özellikle ben çok sıkılıyorum diyor. Çünkü ben bunu yaşadım artık. <laughs> Lütfen beni rahat bırakın. Ben ne söylemek istiyorsam onu söylemek istiyorum <laughs> diye. Rol dağıtıyorlar. Bunu de, şimdi şunu de, şimdi şunu şey. Buna şahit oldum kendi oğlumda evet. yaşadığım için. Biz o süreci geçtik ama ne söylersiniz? Çok güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Onu sonra kapatacağım. Biraz gerçek hayattaki kontrol kimi, güç kimin elinde? Bir buna bakmak gerekiyor. Ona bir baksınlar. Bir de belli bir süre patronu olsun. Çünkü hani oyun çocuğun işi 3 4 yaşlarda. O, evet o onun geçecek ama patronu hani o oyunun patronu o patron ne derse o olsun. Biraz hani normal günlük hayatta zaten bütün hayatını biz yönetiyoruz o çocukların. Bırakın da oyunda biraz o oyun yönetsin. Hani e, Şurada sufle verebilirler. Onu tavsiye edebilirim. Hı. Şimdi burada bunu demek istiyorum. Hani şu kısık sesle söyledim. Umarım duyuyor arkadaşlar. <laughs> bilmiyorum. Şu anda İşte hani daha kısık bir sesle. Ah şimdi bunu alacağım. İster misin bunu almamı? Ah bunu düşündüm kabul eder misin? Hani normal rolün dışında ayrı bir sır veriyormuş gibi onaylarsa yapıyorum. Onaylarsa, böyle böyle alıştırmak evet, evet, güzel bir yapınmak. taktik. Terapide evet. de ben öyle yapıyorum çünkü. Hı. Ah şimdi bu arabayı böyle süreceğim. Uygun mu senin için? Hı. Tamam diyorsa sesimi değiştiriyorum orada. Kısıyorum bir tık. Rol alıyorum ondan. Onay alıyorum. Devam ediyorum. Hı. Hem istediğimi yapıyorum. Hı hı oraya uygun olanı yapıyorum. Hem de aslında onun izniyle yapmış çok oluyorum. Çok güzel. Bu problemi yaşayan ebeveynler biraz evde çok baskı kuruluyorlar mı çocuklar üzerine? Buna baksınlar. Bir. ikincisi çocuğun mizacı ciddi otoriter ve dominant olabilir. Sadece suç aile babada evet. ya da sorun aile babada olmaz. Anne babada. Çok güzel bir programdı. Böyle Hah, haralı gireli haralı gireli <laughs> bitirmek durumundayım ama çok soru geliyor çocuk olunca. Haftaya kardeş kıskançlığını konuşuyormuşuz bu arada. Haberini aldım ben. Bu programın devamlı geliyor ya her salı her perşembe. O yüzden onu da haftaya konuşacağız inşallah. Hilal Hanımcığım çok teşekkür ederim. Diyorum. Güzel bilgiler verdiniz. Rizim Şahane katkılarınız ediyorum. oldu. Benim için de çok keyifli bir programdı. Teşekkür teşekkürler. Teşekkürler eyvallah. Efendim biz aydan sürenin sonuna geldik. Programı hemen kapatıyorum. İnşallah hayatınızdaki o oyun lezzeti, oyun tadı evinizden ve yılınızdan hiç eksik olmaz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.